Mirasımız, kültürümüz, ülkemizde yer alan eşsiz güzellikteki tarihte iz bırakmış mekanları ekranlara taşımaya devam ediyor. Bu hafta Mausa'nın surlar içinin tam ortasında bulunan Lala Mustafa Paşa Camii'ndeyiz. Büzünyan döneminde inşa edilip katedral olarak hizmet veren gotik mimariye sahip bir yapı, sonradan Osmanlı döneminde camiye dönüştürülerek Ayasofya Camii olmuş. Katolik Katedrali olarak St. Nicholas'a adanan ve sonrasında Osmanlı döneminde Lala Mustafa Paşa adını alan camiyi ziyarete geldik. Bugün rehberimiz Ceyda Hanım. Ceyda Hanım bize Lala Mustafa Paşa Camii'ni ve mimari özellikleri hakkında bilgiler verecek. Merhabalar. Tekrardan sizlerle birlikteyiz. Namık Kemal Meydanı'ndayız. Evet. Zaten burası bir açık hava müzesi gibi diyebiliriz. Kesinlikle öyle. Az sonra zaten anlatacağız. Arkamızda Venedik sütunları. Evet, Venedik Sarayı kalıntıları, Lala Mustafa Paşa Camii. Hepsinden sonra zaten detaylıca izleyicilerimize aktaracağız. Evet. Namık Kemal Meydanı'ndan Lala Mustafa Paşa Camii'ne doğru ilerliyoruz. Evet. Lala Mustafa Paşa Camii'nin önündeyiz. Az önce Namık Kemal Meydanı'nda yürürken kafeler, restoranlar, turistler gözümüze çarptı. Burada keyifli bir alan oluşturulmuş değil mi? Bu güzel manzarayı bu oturma alanından da izleyebilmek aslında buraya ziyarete gelenler için çok güzel bir his bırakıyor. Bu meydanda görebilecek o kadar çok şey var ki birçok dönem geçirdi Kıbrıs tarihi boyunca, jeopolitik durumundan ötürü. Ve bunların birçoğunu görebileceğimiz bir meydan. Az önce önünde ilk anonsumuzu yaptığımız Venedik Sarayı kalıntıları, yanında Osmanlı dönemine ait bir hayrat çeşmesi, yine türbe, arkada Müzinyen dönemini yansıtan o dönemin gökdelenleri diye de anılan katedral, sonradan camiye çevrilmiş. Daha ileride İngiliz döneminin yansıması olarak bugüne gelen posta kutusunu görebilirsiniz. Yani bir meydanın içinde burada yaşanan çok kültürlü bir ortam. Evet, birçok dönemi görebilmek mümkün. Bu her ülkeye nasip olan bir şey değil. Bu zenginliğe sahip olmak biz Kıbrıslı Türkler için oldukça önemli bir kazançtır. Değerini bilmek gerekir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü adamız birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu bizim kültürümüzün zenginliği aslında. Ve baktığımız her yapıda da bunu hissedip yaşıyoruz. Her adımımızda görebiliyoruz. Aynen. Tıpkı burada olduğu gibi. Thank you.
Birçok medeniyetin bu topraklardan geçtiğini düşünürsek, Lusignan döneminde yapılmış bir katedral, sonrasında Venediklerin eline geçmiş ve en sonunda Osmanlı hanedanlığının camiye dönüştürdüğü Lala Mustafa Paşa Camii olarak günümüze kadar gelmiş bir yapı, yapının önündeyiz. Dediğiniz gibi etrafımızda Namık Kemal Zindanı, hemen yan tarafta yine onun heykeli. Burada bir kültür dokusu yaratılmış ve bu gerçekten hem turistler için hem de yerli halk için, burada yaşam süren insanlar için müthiş bir his aslında. Kesinlikle ve bu görsel şölen yüzyıllar içinde oluştu. Her birinin bıraktığı izler günümüze geldi. Bunu koruyabilmek de oldukça önemli. Bunu turistlere sunmak da önemli. Biz Kıbrıs halkı için de bunlara sahip olmak çok kıymetli diye düşünüyorum. Evet Ceyda Hanım. O zaman biz kısaca bir Maosa'nın geçmişine bakacak olursak, tarihte Maosa nereden nereye gelmiş bize anlatabilirseniz seviniriz. Tabii ki. Maosa milattan önce 3. yüzyıldan itibaren kurulmuş. Arsinoe ismiyle kurulmuş olan bir şehir. Küçük bir kasaba şeklinde diyebiliriz. Kıbrıs tarihinde 7. ve 9. yüzyıllar arasında Arap akınları meydana geldi. O dönemde de Salamis'te yaşayan halk, Salamis halkı artık bundan yıldılar ve Salamis yaşanmaz hale gelince onlar da buraya doğru göç ettiler. Ve burada saklanmayı umut ettiler. Ve buraya Amahostos yani kumda saklı ismini vererek, bulunmamayı dileyerek yerleşimlerini kurdular. Maosa tarihi boyunca ticaretin liman kenti olduğu için önemli bir noktasındaydı coğrafyamızda. Yani yakın coğrafyada özellikle evet. Doğu Akdeniz'de. Ve dolayısıyla da Maosa oldukça zengin bir kent olma özelliğini nadir dönemler dışında, örneğin Ceneviz dönemi harici gibi dönemler dışında hep zengin bir kent olarak tarih kitaplarında yerini aldılar. Hatta o kadar bir zenginlermiş ki bazı dönemlerinde rivayete göre yemeklere altın tozu serperek zenginliklerini bu şekilde göstermeye çalıştıkları enteresan da bir bilgi, tabii ki bu da böylece biliniyor. Katedral olarak inşa edilmiş, mimari yapısıyla ilgili söyleyebileceklerimiz, gotik mimarisi çok güzel, ihtişamlı, ince bir işçilik var. Neler söyleyebiliriz? Öncelikle şunu söyleyelim, San Nicolas Katedrali olarak adlandıralım önce. Çünkü ilk evvel bu isimle var olan bir katedralden bahsediyoruz. Şimdi cami evet ama daha önceleri bir katedraldi. Lusignanlar tarafından inşa edildi. Lusignanlar kimdir? Fransızlar, Kudüs'teki Lusignan Krallığı'nın sahibi. Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethetmesinden sonra dönemin Lusignan Kralı Geydi Lusignan Kıbrıs'a geliyor ve burada 300 yıl süren bir Lusignan dönemi başlıyor. Katedralimiz 1298 yılında yapımı başlıyor. 1312 yılına kadar 14 yıl süreyle devam ediyor. Evet. Baktığınız zaman birçok figür, büyük bir işçilik görürsünüz. Orta çağın gökdelenleri olarak da adlandırılır tarih kitaplarında katedraller. Göğe yükselen sivri burunlu kemerleriyle, yüksekliğiyle, üzerindeki taş işçiliğiyle oldukça görkemli yapılardır. Az sonra içeride size zaten yapının detaylarını, inşaat tarihine kattığı yenilikleri, devrim niteliğindeki yenilikleri de anlatacağız ama dış cepheye baktığınızda bir nakış gibi işlendiğini görüyoruz taş işçiliğinin. Evet, sembollerin de bir anlamı var değil mi? Şöyle ki bu katedrallerdeki her ürün, bu üsluptaki her ürün aslında bir dini anlatıdır. Örneğin gül pencereyi görüyorsunuz yukarıda. Evet. Gül pencere aslında Meryem Ana isim gelir. Her zaman için doğu batı ekseninde inşa edilmiş olan bu dini yapılar katedrallerde İsa'nın hiçbir zaman ölmediğine inanılır. Güneşin her doğuşuyla yeniden doğduğuna inanılır. O yüzden gün batımında batıdan, batı cephesinden almış olduğu ışığı doğudaki nefte bulunan İsa'ya ışık göndererek bir
göndermede bulunur diyebiliriz. Her şeyin bir sembolü vardır aslında, evet, bakarsanız. Üç kapı görüyoruz girişte. Evet. Üç kapı da Hristiyan testisinde, üçlü inanç sisteminde baba, oğul, kutsal ruhu temsil eder. Hı hı. Ana kapıya kralların girdiği, hı hı, sağ ve soldaki de halkın girdiği yapılardır. Hı hı. Katedrallerin en önemli özelliklerinden bir tanesi de katedraller hiçbir zaman ibadet için kullanılmaz. Ondan dolayı da kuzey ve güney yönlerine iki tane şapel inşa edilmiştir. Hı hı. Katedraller ne için kullanılır? Düğünler, cenazeler ve taç giyme törenleri, evet, için kullanılır. Bunun yanı sıra içeride az sonra da bir tanesini zaten göreceğiz. Katedrallerin bir özelliği de kral ve kralın soylu ailesi vefat ettikleri zaman katedrallerin zeminine defnedilirlerdi. Hı hı. Bahçesine kutsal ise bir bölge, evet, olduğu için, diğer soylu aileler veyahut da katedralin büyük bağışçıları da katedralin bahçesine defnediliyordu. Hı hı. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesidir. Hı hı. Evet, ihtişamlı törenlerin yapıldığı bir katedralin önündeyiz ve sonrasında Caterina Cornaro Venedik'e, evet, teslim etmiş değil mi adayı? Aynen, adayı. Şöyle, öncelikle şunu da işaret etmeden geçemeyeceğim. Evet. Orta kapının üzerinde bir taç görüyorsunuz. Bu da bir anlam taşıyor elbette. Kudüs Krallığı biliyorsunuz onlarındı. Bu yüzden de Lefkoşa'da bulunan Saint Sophia, hı hı, yani şimdiki adıyla Selimiye Camii'de Kıbrıs tacını takarlardı, hı hı, giyerlerdi. Burada ise kaybettikleri Kudüs tacını giymeye devam ederlerdi. Evet. Önce Kıbrıs tacını giydikten sonra burada da Kudüs tacını giyerlerdi. Sembolik olarak, evet. Ve son taç devri teslimi de yine burada oldu. Hı hı. Son Lusignan kraliçesi Caterina Cornaro, aslında kendisi Venedik asıllı bir kraliçedir. Hı hı. Burada Venediklilerin yoğun baskısına dayanamayıp tacını burada Venediklilere devretti ve 82 yıl sürecek olan Venedik döneminde Kıbrıs'ta başlamış oldu. İlk önce burada Venedikliler tarafından kendisine tahsis edilen evde ikamet ettikten sonra daha sonra buradan Venedik'e göçüp, hı hı, hayatını da orada kaybetti. Evet. 300 yıllık hanedanlık burada taç teslimiyetiyle Venediklilere devredilerek burada Lusignan Krallığı sona ermiş, evet, demek ki. Böyle de bir yeri var tarihimizde. Evet. Evet, sonrasında Venediklerden de Osmanlılara geçerek camiye dönüştürüldü. Evet, 1954'te kadar küçük Ayasofya olarak anıldı. Çünkü büyük Ayasofya dediğimiz Lefkoşa'daydı. Burası küçük Ayasofya olarak adlandırıldı. Daha sonra dediğim gibi 1954 yılında buranın bu fethin serdarı olan, komutanı olan Lala Mustafa Paşa'nın adı buraya verildi. Farklı medeniyetlerin, farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş bir bakıma da burası. Ve sonrasında da Osmanlı'nın hanedanlığı başlamış. O süreçte fetih zamanında nasıl gelindi, nasıl alındı diye bakabiliriz. Tabii ki memnuniyetle. 1570 yılında fetih serüveni başladı adamızda. Bu süre coğrafyamızda korsanlığın had safhada olduğu söylenir. Ve denizcilik ticaretini bu kötü yönde etkilediği için, hı hı, Osmanlı adanın jeopolitik olarak kendilerine çok büyük fayda sağlayacağını düşünür. Larnaca Limassol kısmına girdikten sonra Lefkoşa ve Girne hiç çaba göstermeden teslim alınıp Mausa'ya gelindi ve 11,5 ay gibi bir süre, yani neredeyse, hı hı, bir yıl diyebiliriz buna, hı hı, bir yıl boyunca bu mücadele burada devam etti. Hatta katedralin bazı yerlerine yakından bakıldığında Osmanlı gullelerinin izlerini görmek de hala mümkün oluyor. Evet.
Daha sonra sadece toplarla, gullelerle veya kuşatmayla olmasının yanı sıra Cambolat Paşa, Lamcı ismi verilen tünel kazıcılarıyla birlikte yer altından da bir giriş sağlıyorlar. Büyük bir emekle Mausa'ya giriyorlar. Osmanlılar da şu şekildeydi. İlk önce girdikleri yerdeki en büyük kilise veya katedrali alıp fetih hakkı olarak camiye çevirirler. Daha sonra da yanındaki yakın bir yere de bir kendi üsluplarında cami inşa ederlerdi. İçeride daha sonra zaten o detayları sizlere anlatacağım. Ve burada fetih tamamlanmış oldu. Daha sonra diğer alınmış yerlerle birlikte Kıbrıs'ta 308 yıl sürecek olan bir Osmanlı dönemine girilmiş oldu. Ta ki 1878 yılına kadar. Evet. Ve dini yapıları da bazılarını camiye dönüştürerek bugünlere kadar bir nevi hem koruma hem de yaşatma adına sahip çıkılmış. Evet. Minaresi eklenmiş. Minare iki kez tadilattan geçti. Biri Osmanlı döneminde, biri İngiliz döneminde. İki büyük deprem yaşandı. Osmanlı döneminde sadece yıkılan kısım tadil edilirken İngiliz döneminde gövdeden itibaren tamamen minare baştan yapıldı. Oldukça da yakın bir görüntü sağlandığı için sırıtma olmadı. Dediğim gibi Paşa Camii olduğu için tek minareye sahip. Eğer Selmiye'ye bakacak olursak o bir imparatorun camisi olduğu için, 2. Selim'in adını taşıdığı için o iki minareye sahip. Bu da bir ayrım olarak gösterilebilir. Evet, evet. Fetih burada tamamlandı ve burası camiye dönüştürüldü. Adı ne olmuştu o dönemde? Ayasofya'da denildi, Küçük Ayasofya'da denildi. Çünkü Lefkoşa'daki Selmiye Ayasofya, yani Sefsofya, Ayasofya, yine İstanbul'da biliyorsunuz Ayasofya. Buraya da Küçük Ayasofya denildi. Uzun yıllar da bu şekilde devam etti. 1954 yılında artık Fethin Serdarı olan Lale Mustafa Paşa ismini alana kadar. Evet, bu katedralden camiye dönen ve örnekleri, işte gotik mimari dedik, birçok örneği Fransa'daki kiliselerde de görmek mümkün değil mi? Şunu da ekleyelim. Fransa'da Reims katedralinin bir çok büyük benzeridir diyebiliriz. Notre Dame'a da benzer diyebiliriz. Aynen, evet. Fransa'ya giden izleyicilerimiz şahsen zaten gidip gördüm, onu biliyorlar. Evet. Siz de gördünüz. Ben henüz daha Fransa'ya gidemedim ama Reims Katedrali'ne özellikle benzerliğiyle anıldığını biliyoruz. Bir de şöyle bir özelliği var. Buradaki Saint Nicholas Katedrali olarak ele alacak olursak. Şöyle bir durum vardı. O dönemde Fransa'daki katedraller barok esintilerini, eklentilerinin yapıldığı bir dönem gerçekleşti. Fakat bizde o dönem artık burada Osmanlı himayesi ve cami olarak kullanıldığı için barok esintilerini, buradaki o eklentileri yapamadılar. Bu da bu nadide eserin aslında hala saf, erken dönem gotik üslubuyla kalmasına da vesile oldu. Evet. Bu da önemli bir detay. Önemli bir özellik. Tabii ki çünkü nadide kalan eserlerden bir tanesidir. Yani Fransa'daki örneklerine baktığımız zaman şu anda orada barok eklentiler olduğu için farklılık gösterebilirken burada işte Kuzey Fransa'da doğan erken dönemin saf haliyle gotik mimarisini görüyoruz. Kesinlikle öyle. Evet, bu güzel yapının iç kısmına bakalım şimdi de. Memnun oluyorum. Müzik.
Lala Mustafa Paşa Camii'nin iç kısmına girdik ve ihtişamlı bir mekan aslında. Yani dini ibadetler için de o katedralin verdiği his, derinlik, uzunluk 50 metre sanırım. Evet, bize yapısıyla, iç yapısıyla ilgili bilgileri verebilirseniz seviniriz. Dediğiniz gibi oldukça büyük bir yapı. 50 metre uzunluğa sahip. Hı-hı. 20 metre genişliğe sahip, 3 apsisli bir nefe sahip aynı zamanda. Hı hı. Az önce söylediğimiz gibi bu yapılar aslında bir devrimdi. Devrim olan neydi? Daha önce yığılma taşlar şeklinde yapılan yapılar burada ince ayakların üzerine oturtulup taşın ağırlığını hafifleten payandalarla desteklenip bu ihtişamlı yapıların yapılmasına olanak sağlayan bir üslup aslında gotik mimariler. Tabii bir takım değişikliklere uğradı Osmanlı'ya birlikte. Ama bununla birlikte iki koridor ve bir ana giriş olarak kullanıldığını zaten görüyorsunuz. Bu şekilde zaten yapılar yapılıyordu. Ve içeride de yine o kemerli yapıları görmek mümkün burada da. Camiye dönüştürüldükten sonra eklenen veya değişime uğrayan neler vardı? Onlara değinebiliriz. Aslında çok zor olmadı. Şunu belirtelim öncelikle. 1570 yılında başlayan fetih, 1571'de tam burada Mausa Kalesi'nde sonlandı. Ve Osmanlı'nın fetih hakkı olarak girdiği yerlerde katedral veya bölgenin en büyük kilisesini camiye çevirme hakkı görüyordu kendinde. Evet. Fetih namazı da tam olarak burada kuruldu. Fakat camiye çevirirken önce zemine halılar konuldu. Şunu da eklemeden edemeyeceğim Serda Hanım. Normalde az önce söyledik soylu krallar veya psikoposlar buraya gömülüyordu. Hala bilinen kadarıyla halının altında bu lahitlerin olduğunu biliyoruz. Evet. Kadınlar bölümünde görünen zaten şu an hali hazırda bir lahit de görünüyor. Camiye çevrildikten sonra halı konuldu. İçerideki resim ve freskler alçı sıvayla kapatıldı. Çünkü biliyorsunuz camilerde bu tarz resim ve fresk olması mümkün değil. Bir nef ve bir minare eklenerek burası kolaylıkla camiye çevrildi. Çünkü gotik mimarideki desenlerin İslamiyet'i de çağrıştırdığı düşünüldüğü için çok da sırıtmadı olarak düşündüklerinden dolayı yanına başka bir cami yapmak gereği duymadılar. Normalde evet fetih hakkı olarak en büyük kilise ya da katedrali camiye çevirirler ama daha sonra başka bir ihtişamlı işte Müslüman kültürüne göre cami yaparlardı. Bu Mausa'da görünmeyen bir özellik diyebiliriz. Evet, mihrapla minberi de eklemişler kuleye doğru. Bu sadeliği, yani bizim Müslümanlıktaki sadeliği de buraya yansıtıldığı görülebiliyor. Tabii ki ama kim bilir bu alçı sıvaların altında ne gibi hazineler saklı onu da bilemiyoruz ama eminim ki o da oldukça tarihe ışık tutan güzel bir sanat eseri sakladığını düşünüyorum ben. Evet. Zaten dışarıda da Fransız turistleri görmüştük. Evet. Onlar da buraya kendi kültürlerini hissederek baktılar. Evet. Ve dediğim gibi burası nadir bulunan erken gotik mimariye sahip değişiklikleri almadığı için o yüzden nadide bir eser olduğunu söyleyebiliriz Lala Mustafa Paşa Camii'nin. Evet. Bir de şunu belirtelim. Küçük Ayasofya olarak adlandırıldığını söyledik ama Lala Mustafa Paşa Camii ismini 1954 yılında aldı. O tarihten bu yana da en önemli özelliğinden biri de cami olduktan sonra İngiliz dönemini de geçirdi, Kıbrıs Cumhuriyeti dönemini de geçirdi. Ama bütün bunlar olurken hiçbir zaman cami olma özelliğini yitirmedi. İngilizler dönem dönem bunu değiştirmek isteseler de yine de
bunu bozmayıp cami olarak kalmasına müsaade ettiler ve günümüze kadar Lala Mustafa Paşa Cami olarak geldi. Paşa Camii'nin iç kısmını gezdikten sonra dışarıda ulu bir cümbez ağacının altına geldik. Ceyda Hanım, Lala Mustafa Paşa'dan bahsetmek gerekirse Osmanlı döneminde camiye dönüştürülme sürecinden biraz daha bahsedelim. Tabii ki. Öncelikle Lala Mustafa Paşa kimdir? Hı hı. Bu fethin fatihi, yani ordunun serdarı, hı hı, ya da daha anlaşılır bir dille Osmanlı donanmasının, ordusunun fethe çıkan ordunun komutanı Lala Mustafa Paşa. Çok aslında iş Mausa'ya gelene kadar çok hızlı bir şekilde, hatta Lefkoşa ve Girne'de mücadele etmek zorunda kalmadan alıyorlar. Fakat Mausa'ya geldiklerinde bu 11 ay, yani 11 ay kusur, 1 yıl gibi bir süre boyunca süren, çok mücadele gerektiren, hı hı, bir savaş gerçekleşiyor. İlk olarak Lağımcılarla birlikte Canbolat Paşa surların altından kazarak giriyorlar ve Venedikli komutandan burayı alıyorlar. Neden 1954 yılına kadar bu camiye Lala Mustafa Paşa adı verilmediğini bilmiyorum aslına bakarsanız. Evet, yani Ayasofya Camii küçük olarak olarak da bilinir. Ayasofya olarak da biliniyordu. Dolayısıyla bu camiye de onun adı verildi. Lefkoşa'daki Ayasofya, yani Selimiye Camii, hı hı, ile buranın arasındaki farklara bakarsanız Selimiye Camii 2. Selim'in adını taşır. Bir imparator, Osmanlı İmparatoru adını taşıyan cami olduğu için orada, hı hı, iki minare bulunur. Burası Lala Mustafa Paşa, yani Paşa Camisi olduğu için tek minaresi bulunur. Hı hı. Farkını da buradan söyleyebiliriz. Bunun haricinde minare eklendiğini söylemiştik. Minare tarihte meydana gelen iki büyük depremde zarar gördü. Biri Osmanlı döneminde, biri, hı hı, İngiliz döneminde. Osmanlı döneminde sadece yıkılan kısım tadil edilirken İngiliz döneminde ana gövdeden itibaren baştan yapıldı. Hı hı. Ama binanın sarı taş, kum taşına uygun şekilde yapıldığı için hiç sırıtmadan günümüze kadar geldi. Görüntü, hı hı, olarak da bir farklılık yaratmadı. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani Lala Mustafa Paşa'nın özel bir tarihte özel bir yeri var. Tabii ki Kıbrıs'ın Fatihi. Evet. Lala Mustafa Paşa Camii'nin adı da bu Kıbrıs Fatihi olduğu için adının camide yaşaması adına ismi verilmiş ve bugünlere kadar da gelmiş 1954'ten itibaren. Evet, başta da dediğimiz gibi ulu bir cümbez ağacının altındayız. Yaklaşık 700 yıllık bir ömrü var sanırım. Bu ağacın da burada böyle asırlık bir duruşu var. Ne kadar bütünleşiyor değil mi bu ortamla? Kesinlikle.
St. Nicholas Katedrali'nin yapılmaya başlamasından bir yıl sonra 1299 yılında cümbez ağacı buraya ekiliyor. Cümbez incirgillerden gelen bir ağaçtır. Özelliği, en büyük özelliği meyvesini dallarından değil gövdesinden verir. Zaten görecek olursanız dikenli dikenli çıkan ekstra dallar görürsünüz. Meyvesini oradan verir. Çok bereketli değil mi? Çok bereketli. Kereste olarak kullanımı ağacı çok uygun, çok kaliteli bir kerestesi var. Meyvesi bereketli. Bunun haricinde Kıbrıs'ımızın sıcak günlerinde gelen misafirlere, turistlere güzel bir meyve sunuyor. Hem meyve sunuyor hem de gölge sunuyor aynı zamanda. Evet. Serinlemek için bir imkan sağlıyor. 700 yıllık dediğiniz gibi neredeyse bir ağaç, anıt ağaçtır. Kesinlikle aynı zamanda. Öyle. Koruma altına alınmış, devasa bir gövdesi var zaten arkamızda. Aynen. Lusignan döneminden beri ben farklı bir empati yaparım bu ağaçta hep. Lusignan döneminden beri bu ağaç burada. Evet. Ve kim bilir nelere şahit oldu. Aynen, evet. Bir dili olsa, konuşsa kim bilir bize neler anlatırdı. Ama ne tek mutlu canlı ki, şahidi evet, değil tek mi canlı buranın? Şahidi. Ne mutlu bize ki bu tarz ağaçlara sahip çıkabiliyoruz günümüzde. Evet, tabii ki çok daha eski zeytin ağaçlarımız bulunuyordur elbette. Ama bu bizim için asırlık önemli bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Aynen öyle. Zaman zaman budanmış olsa da uzayan dalları var çünkü. Neredeyse caminin kapısının girişine kadar uzayabilecek durumda ama budama yapılmış ilgi. Gerçekten daha nice uzun ömürler diliyoruz. Umalım da öyle ağacına olsun. Tüm güzelliklerimize, sadece ağaçlarımıza değil, sahip olduğumuz kültürel mirasımıza da gözümüz gibi çok iyi bakmamız lazım. Çünkü onlar bizim adamızın, adada yaşayan insanların mirasıdır. Onlara gerçekten iyi bakarsak, gelecek nesillere de bunu aktarırsak daha da bir şeye gerek yok herhalde diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Kültürümüzün bir parçası, gerek yapılarıyla, bitkileriyle, kültürüyle camilerimiz, tarihi yerlerimiz bizi yansıtan şeyler. Umarız nice yıllar bir sonraki nesillere de aktarma şansımız olur. Çok teşekkürler Ceyda Hanım. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Çok büyük bir keyifti yine benim için. Aynen bizim için. Umarım izleyicilerimiz de beğenirler. Bu güzel yayınları yaptığımız için de sizlere, ekibinize ve Beret ailesine de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu güzel bilgileri bizimle paylaştığınız için ve ekranlara yansıtabilme şansımız olduğu için biz de teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün Mausa surlarının içerisinde bulunan Namık Kemal Meydanı'nda Lala Mustafa Paşa Camii'ni ziyaret ettik. Haftaya tarihte iz bırakan tarihi yerlerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle.